Daha önce yüzünüze hiç aspirin sürmeyi denediniz mi? Denediyseniz etkileri biliyorsunuz. Denemediyseniz ilk fırsatta küçük bir test yaptıktan hemen sonra denemenizi tavsiye ediyorum. Sivilce izleri, güneş lekeleri, geniş gözenek problemi, o çukurlu yapıdan kurtulayım diyorsanız, pürüzsüz bir cilde geçmek istiyorum, hızlı ve kolay olsun diyorsanız, hadi buyurun hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle bir paket yeşil çay aldım. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Ve bunu demlenmeye bırakıyorum. 10-15 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Bir taraftan da aspirini aldım. Bir kağıdın üzerinde ezeceğim. Koraspin de kullanabilirsiniz. O bebe aspirinleri, küçük aspirinler var ya. Onlardan da kullanabilirsiniz ama başka bir ağrı kesici olmaz. Aspirin veya koraspin aldım iki tane. Küçük toz haline getirebilmek için böyle bir havan yardımıyla, tokmak yardımıyla dövüyorum. Un haline getirdim. Şimdi bunu kabıma aldım. Aspirin içerisindeki salisilik asit ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu önlüyor. Yağ oranını dengeliyor, siyah noktaları gideriyor. Cildimize çok iyi nem veriyor arkadaşlar. O dövdüğüm iki aspirin üzerine bir kaşık da yeşil çaydan ilave ettim. Yeşil çayın suyundan ilave ettim ve geldi yoğurt. Eğer mümkünse kendi yaptığınız doğal yoğurtlardan kullanın. Bir tatlı kaşığı dolusu da yoğurt ekledim. Yoksa market yoğurdu da elbette olur. Ve bal ekliyorum. Dedik ya sivilceler, o siyah noktalar gitsin. Cildimize gerekli nemi verelim. O yüzden ne ekledik? Yoğurt ve bal ekledik. Her ikisi de cildimizi sıkılaştıracak. Gözeneklerimizi daha küçültecek arkadaşlar. Ve siyah nokta akne oluşumunu giderecek. Var olanları da zaman içerisinde ortadan kaldıracak. Bu kadar. İşte birkaç dakika içerisinde hızlı sonuç alabileceğim. Bu etkili maskeyi bu şekilde hazırladım. Bakın hemen ellerime de sürüyorum. Bunu ellerinize de uygulayabilirsiniz. Yaşlılık belirtileri ellerimizde var. Hep söylüyorum. Orada artık kahverengi lekeler oluyor. Kırışıklıklar oluyor. Onu da ihmal etmeyelim. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açalım. Ve alt yazılardan da videomuzu dilediğimiz dilde izlemeye devam edelim. Hadi şimdi bunu yüzümüze nasıl uyguluyoruz? Temiz cildimize uygulayacağız. Cildimiz temiz olmazsa hiçbir maskenin, hiçbir kremin bize faydası olmaz. Tam aksine zararları olabilir arkadaşlar. Şimdi boyun, dekolte alın, tüm yüzüme süreceğim. Bu arada çenemin altında böyle küçük bir sivilce vardı. Bu maskeyi özellikle hemen o gün yapma sebeplerimden biri de bu. Ben bundan çabucacık kurtulayım istiyorum. Birkaç gün sonrasında da böyle bunu giderdim. Sakinleşti. İyi hale geldim. Yalnız içerisinde iltihap yok. İltihap varsa herhangi bir uygulama yapamayız arkadaşlar. Onu etrafa yaymaktan daha da kötü hale getirmekten başka bir anlamı olmaz. Onun içini biraz temizledikten sonra bu maskeyi yaparsak ama çok hızlı bir şekilde o lekeyi giderdiğinizi, sivilceden kurtulduğunuzu görürsünüz. Bir fırça yardımıyla maskeyi tüm yüzüme sürüyorum ama göz altlarıma çok yakın girmeyeceğim. Hassas yapıda göz altlarımız, ince yapıda. O yüzden aspirin kullandık. Göz altlarıma sürmüyorum ama tüm yüzde çok hızlı, inanılmaz sonuç elde edebileceğiniz bir maske yapmış oluyoruz. Maskeyi kullandıktan sonra iyi sonuç alacağınız için tekrar tekrar deneme isteğiniz olabilir arkadaşlar. Ama öyle çok sık yapacağımız bir maske değil. Haftada birden fazla uygulamıyoruz. Göz altlarımıza yaklaştırmıyoruz ve uygulamayı yapmadan önce küçük bir test yapıyoruz. Eğer herhangi bir reaksiyon olmazsa uygulamaya devam ediyoruz. Bakın göz kapağıma da göz altıma da uygulama yapmadım arkadaşlar. Geri kalan tüm alanlara sürüyorum. Peki biz bu maskeyi hangi cilt tipinde uygulayalım? Tüm cilt tiplerine uygun. Herkes kullanabilir. Özellikle akne, sivilce problemi varsa çok iyi gelir arkadaşlar. Ama ben de akne yok kullanmayayım mı? Geniş gözenek varsa da çok iyi gelir. Pürüzlü yapı varsa ciltte çok iyi gelir. Elastikiyet kazandırmak için, kırışıklıkları açmak, lekeleri gidermek için de çok iyi gelir. Çok fonksiyonel, güzel bir maske. O yüzden hemen deneyin istiyorum arkadaşlar. Aspirini daha önce denediyseniz ne kadar etkili olduğunu gerçekten tahmin ediyorsunuzdur. Verdiğim oranlarda yaparsanız ellerinize ve tüm yüzünüze yeterli ölçüde gelecektir. Ben bu şekilde tüm yüzüme, boyun, dekolte bölgesine sürdüm. Bıraktım mı?
bırakmadım. Sonra ellerimle de yediriyorum güzelce nüfuz etmesini, alt dokuya biraz da olsa geçebilmesini, daha etkili sonuç elde edebilmeyi sağlamak için böyle bir güzel yediriyorum. Kıyafetinizi ona göre seçin arkadaşlar. Biraz akma yapabiliyor. Çok katı kıvamlı olsun istemiyorum. Ben bu şekilde çok güzel bir kıvam yakaladım. Böyle biraz losyon gibi, biraz daha sıvı bir kıvamda, ama olsun, ellerime yüzüme böyle masaj yapıyorum. Yediriyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Sonrasında yüzümü önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyorum. 15 dakikanın ardından yüzümü yıkadım. Nazikçe kuruluyorum. Ve artık temizledik. Bir güzel arındırdık cildimizi. İlk uygulamada bile güzel sonuçlar elde ettik. Hemen son aşama olan nemlendirme yapıyorum. Kendi yaptığımız doğal kremlerden birini seçersek çok daha güzel etkiler elde ederiz. Oynatma listesinden doğal krem yapımına da bakabilirsiniz. Fayda gördüğüm tüm kremleri orada paylaşıyorum. Bu şekilde kremi sürüp tekrardan masajımızı yapıyoruz arkadaşlar. Umarım siz de kullanır, beğenirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedersiniz bu şekilde arkadaşlar. Peki kremi sürdük ya, bunu ellerimle masaj yapmak yerine bir ürün, bir alet kullanabilir miyim? İşte böyle bir masaj aletiniz varsa süper oluyor. Kendinizi arada böyle şımartabilirsiniz. Ben bu şekilde kremi sürdükten sonra böyle bir masaj aletiyle de son uygulamayı yapıyorum. Cildim o kadar rahatlıyor, kendimi o kadar iyi hissediyorum ki arkadaşlar. Siz de fırsatını bulursanız, uygun bir fiyata denk getirirseniz böyle bir ürün alabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Yavaşça kas yönünüzde elinizi çok kaldırmadan seri bir şekilde masaj aletiyle krem uygulamanızı da bu şekilde yapabilir. Daha iyi kremin cildinize geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. Akne, siyah nokta ve sivilce problemlerinden kurtulabileceğimiz, geniş gözeneklerimizi daha sıkı hale getirip daha pürüzsüz, aydınlık bir cilt görüntüsüne kavuşabileceğimiz, kırışıklıkları azaltabileceğimiz, cildimize elastikiyet kazandırıp yaşlılık belirtilerini azaltabileceğimiz bu güzel aspirin maskesini doğal ürün takviyeleriyle bu şekilde yaptık arkadaşlar. Umarım siz de ilk fırsatta dener ve güzel sonuçlar elde edersiniz. Daha güzel günlere merhaba dersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hello my friends. Just once in a week, use this perfect aspirin mask and get rid of acne scars. Tighten and whiten your face. Get rid of your large pores and pigmentation problems. Hope you try and get good results. Take care. Bye bye.